Patron Mutfak'ta programına hoş geldiniz. Hepinize mükemmel, mutlu ve huzurlu ve sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz efendim. Endüstriyel Mutfak'ta dünya markası Bursa'nın gururu Inoxan katkılarıyla ekranlarınıza geliyoruz. Bugüne kadarki konuklarımıza ve göstermiş olduğunuz teveccühe sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün yine muhteşem bir konuğum var. Gerçekten de Bursa denince ve hani hep böyle gazoz ve Uludağ gazozu denince Türkiye sınırlarıyla bu marka, bu markanın çok önemli değeri var bizim için, Bursa için çok önemli değeri var. Ama markayı marka yapan da isimler var. Bu isimlerin başı, yönetim kurulu başkanı firmanın da aynı zamanda Bursa'nın sanat çınarlarından, sanata katkı sağlayan en önemli isimlerden birisi. Mehmet abi hoş geldin, onurlandırdın bizi. Çok sağ olun, teveccüh gösterdiniz ben Ayşe'yle. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok keyifli bir program olacak çünkü İnşallah. Çok zengin bir menümüz var. Sizden biz bugün etinizden, sütünüzden her şekilde faydalanacağız. Sağ olun. Bütün tecrübelerinizden. Rıfat Usta, Rıfat Şef'im. Ben kendimi şanslı hissediyorum, bilmiyorum. Kesinlikle benim için de öyle. Zaten meydandaki ürünlerden belli oluyor. Mehmet Bey'in damak zevkine biz inanılmaz derecede güveniyoruz. Neler olduğunu hep birlikte az sonra göreceğiz. Dediğim gibi inanılmaz çeşitli lezzetler sunacak bize. Çok başarılı mutfakta bu konuda da. Evet. Daha önce de biz Mehmet Bey'le yemekler konusunda bir araya gelmiştik açıkçası. Onlara hizmetimizi sürdürmüştük. Süper. O yüzden dolayı damak zevkini çok iyi biliyorum. Bugün de hep birlikte göreceğiz bakalım programın sonunda neler olduğunu. Ekranları başındakiler bence çok şanslı. Sevgili bugün Salih Hanım da programımıza katkı sağlayacak. Hani Junior Şef olarak Rıfat Şef'ime destek olacak. Rıfat Şef'im de Büyük Şef. Mehmet Şef'ime destek olacak. Yardımcı olacağız. Ben sadece her zaman olduğu gibi yiyeceğim efendim. O yüzden şu anda AsTV ekranlarında bizleri izleyen tüm gönül dostlarım lütfen kağıdınızı kaleminizi hazırlayın. Bugün cumartesi ve güzel bir hafta sonu başlangıcı olsun. Akşam acaba ben ne yemek yapmak istiyorum, ne yapmalıyım diye düşünenler için artık bu program 9 haftadan beri bir hani rehber niteliğinde oldu. Çünkü çok fazla geri dönüş alıyoruz. Özellikle de hanımlar, çalışan hanımlar, iş adamları. Ya Doğukan'cığım valla bize aslında kötülük yaptın. Senin sayende hanım bizi mutfağa sokmaya başladı. Programa katılanlar öyle söylüyor. Mehmet abi neler Buyurun. Yapacaksınız bugün bize? Biz bugün... Siz söyleyin ben tarifleri buraya yazacağım çünkü. Evet. Wow, evet. Memnuniyetle. Şimdi ben tariften önce bir geleneğimizden bahsetmek istiyorum. Evet. Bir kere Türk ulusunun en çok sevdiği, en çok tükettiği yemek kuru fasulyedir, malum. Evet. Bizim de benim hatırlayamadığım bir dönemden, ablamın da hatırlayamadığı bir dönemden itibaren bizim iş yerimizde, o günkü mütevazi Uludağ Gazoz Fabrikası'nda bütün çalışanlarımıza, yani demek ki ben 65 yaşındayım, işte 75-80 yıl gibi bir geçmişten bu yana her Allah'ın günü yemek çıkar. Babamın tabiriyle Merinos fabrikasındaki yemek düzeninden önce babam derdi rahmetli. Biz burada her pazartesi de Allah bozmasın bu geleneğimizi, göreneğimizi kuru fasulye ve pilav yaparız. Babam rahmetli olduktan sonra biz bu geleneklerimizi aynen devam ettik. Ve babamın masası her zaman bütün eski Bursalılar bilirler hep açıktı dostlarına. Yemek tek başına yenmez, keyfi olmaz. Yemek dostla yenir. Sevgi gibi paylaşılması gerekir. Tek başına yemeği yerseniz hiçbir keyif alamazsınız. Kuru kuru yersiniz, kalkarsınız. Ne faydası olur, ne zararı işte öylesine geçer gider. Ama sevgiyle, dostla yenen yemek bir farklı olur. Yani babam da bütün eski Bursalılar bilirler. Burada ben babam rahmetli olduktan sonra ne bileyim belki biraz merak vesaire bazı şeyleri geliştirmeye başladım. Kuru fasulye. Babam Erzincan'dan getirirdi kuru fasulyeyi. Evet. Ben bunu değiştirdim. Bizim evimizde, annemin evinde rahmetli, bizim evimizde, ablamın evinde biz Uludağ fasulyesi yeriz. Yani burada bilmiyorum objektif
kamera görebilir mi? Yaklaşabiliyor musun bilmiyorum. Ben oraya geleyim istersen. Bizim karnı kırmızı dediğimiz bir fasulyemiz var. Bu bizim Bursa'mızın, burada bak, nadir, bana göre bir zenginlerden bir tanesi. Hafif böyle içinde, iri değildir, küçük fasulyedir. İçinde ufak böyle bir noktası vardır. Ve biz bunu kurutmuyoruz. Biz bunu mevsiminde, Ağustos, Eylül gibi mevsiminde alıyoruz ve şokluyoruz. 5'er 100 gramlık, 1 kiloluk hafif bir çalkalamaya tabi tutarak, blanşman dediğimiz bizim mesleğimizdeki işlemden sonra da biz bunu gayet güzel paketleyip donduruyoruz. Dolayısıyla kurutmayı yapmıyoruz. Ve biz evimizde biz bunu kullanıyoruz. Zaman içinde maalesef bu plantasyonlar Bursa'da azalmış. Sonra biz bunu destek de verdik. İkna ettik arkadaşlarımızı. Şu anda artık Bursa'da epey karnı kırmızı çoğaldı. Uludağ köylerinde. Uludağ köylerinde. Eylül'ü geçirmeyin, bulamazsınız. Önümüzdeki yıla şimdiden kendinizi hazırlayın. Bütün Bursalı hanımlara tavsiye ederim. Evet, çok süper sevgili izleyiciler. Ben bunu biraz daha geliştirdim. Yenice fabrikada, bizim fabrikamızın biraz üstlerinde, orada bir ördek çiftliği var. Biz buna ördekler aldık. Yenice fabrikamızın arazileri müsait. Orada biz ördek beslemeye başladık. Ve ördekli kuru fasulye yaptık. Niçin ördekli kuru fasulye? Bunu da bir başka bir gelenekle aslında biz bunu birleştirdik. Fransa bu gelenek bize mi ait yoksa yurt dışından? Hayır. Ya kuru fasulye bizim. Ördekli av hayvanı bizim geleneğimiz. Biz Orta Asya'dan çıkmışız. Buraya gelmişiz. Kolay gelmemişiz buraya. Evet. 200 yılda, 250 yılda biz buraya gelmişiz. Altaylardan ve oraları böyle iki yerden geçerek gelmişiz. Dolayısıyla ne yiyeceksiniz yolda? Bulduğunuzu yiyeceksiniz. Bizim sığır kültürümüz yoktur. Çünkü sığırı gezgin bir toplum güdemez. Çok zordur. Biz koyun, kuzu ile beslenmişiz. Ve av etiyle beslenmişiz. Türkler unutmayalım ki okçulukta çok büyük beceriye sahip insanlar. Kesinlikle, evet. Bunu gayet iyi biliyoruz. Atasporumuz bizim. Okçuluk. Dolayısıyla oku kime atacaksın? Uçana kaçana atacaksın. İnsan atmak marifet değil. Tamam mı? Ve Barış da avcı. Evet. Ben tövbe ettim. Ben bıraktım. Artık ava gidenlerde karşı çıkıyorum. Evet. Silahlarımı rafa kaldırdım. 94 yılında tövbe ettim. Ben bıraktım. Mehmet Bey, bir şey sormak istiyorum ben bu arada. Tabii. Şimdi bu kuru fasulye gerçekten çok özellikli bir kuru fasulye. Türk mutfağında yeri çok belirgin. Ben bunu başladım. İstanbul'daki birçok bazı arkadaşlarıma, ahçı arkadaşlarıma, şef arkadaşlarıma, büyük şef arkadaşlarımıza ben bunu tavsiye ediyorum. Her tavsiye ettiğimde Limolius'ta son derece mutlu oluyor. Evet, çok zengin sofralarda evet. Da kuru fasulye, orta halli her zaman. İnsanlarda da kuru fasulye mevcut. Şunu sormak istiyorum size. Bu çalı fasulyesi mi, oturak fasulye mi? Onu sana söyleme imkanına sahip değilim. Öyle mi? Ama çalı değil. Çalı değil. Kesinlikle. Tamam. Çalı değil. Evet. Bu arada söyleyeceğim işte var. Şimdi bu fasulye Fransa'da var. Aynen bu fasulye. Ve işte Fransa'da Fransız gastronomi mutfağına girmiştir. Ördekli kuru fasulye. Ördekli kuru fasulye. Cassoulet au canard. Patenti kime ait bu ördekli kuru fasulye? Onu anlatacağım. Bizim gibi biliyorsunuz ki Musevi vatandaşlar da cemaatte domuz yemez. Ve geçmiş dönem, asırlar önce tabii ki bir Hristiyan toplumun içinde yaşarken İspanya'da ve Fransa'da özellikle burada tavuk gibi, ördek gibi hayvanları geliştirmişler. Ve bunu mutfaklarına sokmuşlar. Ve ilk defa kuru fasulye ile ördeği birleştiren insanlar Fransa'da yaşayan Museviler. Languedoc bölgesinde. Siz de tabii Saint-Joseph Lisesi mezunu olarak Fransa'ya ayrı bir hayranlığınız var galiba. Yok ama Fransa yani yemek kültürünün etimolojisi. Evet. Bir yer sonra. Bu arada çok özür dilerim. Bir taraftan da tabii şimdi yayın devam ediyor. Anladım. Hem sohbet ederken de acaba nasıl hayata da geçirebiliriz? Oradan geliyor. Tamam. Oradan geliyor. Ben de bunu geliştirdim. Bunun için arkasından şimdi başlayalım ufak ufak. Hemen başlayalım. Şimdi efendim
Ama ben bunu biraz daha geliştirdim. Bir de ördek suyunu çıkardık. Ördek suyuyla da Kayseri mantısıyla birleştirdik. Ve biz bunu ördek suyuyla mantıyı çok güzel bir konsom haline getirip hoş geldin yemeği yapıyoruz dostlarımıza fasulye öncesi. Bu ördek suyu nasıl? Ördeğin... Şimdi dersin, şu ördeklerimizi bir... Tabii zamana karşı yarıştığımız için onu önceden hazırlayıp buraya getirdik. Şöyle bakalım. Ördeğimizin temizlenmiş göğsü, burada gördüğünüz gibi böyle, magre dediğimiz göğsü. Burada ördeğimizin butu. Biz bunu yaparken muhakkak bir porsiyonun içine, bu kadar da biraz daha küçük olarak, çünkü çok fazla geliyor bu insanlara. Biz bunu bir butla beraber servis yapıyoruz ki, yemeğin bana göre bir keyfi vardır. Hem göze hitap edecek, hem ağza hitap edecek. Dolayısıyla bu yemeği alırken şuradan hem kokacaksınız böyle. Şöyle mis gibi içinize gelecek. Anlatırken her işle beraber. Afiyet olsun. Ya. zaten bütün ekip şu anda sizin ördekli kuru fasulyenizi, portakallı kabağınızı ve domates suyu pilavınızı bekliyor. Bir de çorbamız var. Evet. Ekip kalabalık bugün. Çorba değil. Konsörümüz var. Buyonumuz var. Ördek buyon var. Tamam mı? Şimdi ve orada arkasından da aldıktan sonra, ağzınızı aldıktan sonra bu damaktan başlayan bir bizim tat almamız vardır. Allah'ın bize bahşettiği bir zenginlik bu. O böyle aşağı doğru böyle gider, yavaş yavaş gider. Ondan bunu yedik ve bunu hepsi aldıktan sonra, bunu hepsi bunlar birleşir. Bütün o koku, tat, damak, gırtlak, hepsi bunlar, özellikle hepsi bunlar birleşiyor. Ondan sonra bu aşağı iniyor. Ve tabii ki kuru fasulye biliyorsunuz rahatsız eden bir yemektir. Gaz yapar. Yani bizim yaptığımız kuru fasulye gaz yapmıyor. Bakın. Evet. Bizim Limali Usta. Biz yaptığımız kimseyi rahatsız etmiyor. Evet, kimseye, bir yandan çorbamızı koyalım. Kimseye, evet, hadi şimdi hadi. Evet. Biz çok konuştuk. Evet. Ben alayım onu. Şöyle ben veriyorum ben onu. Evet. Tamam oldu. Mehmet Bey'in şimdi, bahsetmiş olduğu konsememiz burada. Evet. Şimdi çorba için. Hazırlamıştık. Evet, konsememiz için. Şimdi onu. Onun içerisine döküyoruz. Evet. Ördek suyu. Ördek suyumuz orada. Bu kaynarken görmüş olduğunuz gibi burada sebzelerimiz var. Doğukan Bey, Mehmet Bey şimdi onları ince ince jülyen şekilde doğrayacak. Çok güzel. Mantıyla birlikte bu kadar içerisine atacağız. Evet. Ben o kadar marifeti okuyacağım. Jülyen bunu da alalım. Şey yapma konusunda. Ördek suyunu döktük. Evet. Ondan sonra... Evet, bıçaklarımızı... Mehmet Bey, peki şefim, bunun fasulyenin de haşlanmasını sağlayalım mı bu arada? Tabii. Bu fasulyelerimizi, karnı kırmızı fasulyelerimizi... Karnı kırmızı fasulyeler. Evet. Evet. Çok tamam, güzel. Tamamının içerisine aldık. Şimdi... Su dökecek misiniz şefim? Evet, su dökeceğiz. Tabii. Suyla birlikte. Tamam. Bunlar haşlanacak. Haşlanırken tabii köpüğünü kaçırmamamız gerekiyor sanırım. Mehmet şefim. Köpüğünü kaçırmamak gerekiyor. Evet. Onu daha sonrasından yine su ilave edebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam, şimdi bunu kaynatıyor muyuz hemen? Evet, onu kaynatıyoruz. Ben şimdi ocakları yakalım. Şimdi altını açıyorum. Tamam. Ben de bugün buradayım. Aman yandı, bilmiyorum bunları alıyor musun şu anda bitti ama bunları keserken. Aman ne olur bunu jülyen kesmek çok büyük bir marifettir. Evet. Aman, jülyen dediğiniz ince ve jülyen, uzun. İnce uzun kesilmiş sebzelere, çiğden kesilmiş sebzelere verilen isimdir. Bir tavsiye bulunuyorum. Sakın bunu arkadaşlarımız, bazıları bilmeyenler denemeye kalkmasınlar. Bazen parmakları uçabilir. İnce kesmeye. Hele keskin bir bıçakla bu iş yapılıyorsa aman Allah göstermesin. Yani bir de ben bütün herkese parmaklarını şöyle tutmalarını tavsiye ediyorum öne doğru ki bir aksilik olmasın diye. Yani bu başka bir sanat Mehmet abi. Ya bu ya, şu anda o elinizin birbirine böyle doğru orantılı olması. Evet. Bunları alalım. İstersen ben şöyle sen küçük devam edeyim ben. Evet. Bu arada size ördeği göstereyim. Onlar ne? Evet. Bunlar ördeğimizin göğsü. Ha, ördeğin göğsü. Göğsü. Bunlar da bir miktar buyonumuzun içine de katıyoruz. Hafif böyle parça olarak da onları veriyoruz. Ayrıca tabii ki biz bir ördeği pişirdikten sonra da bunu yalnızca
butunu değil, göğsünü de koyuyoruz. Göğsü fasulyenin içine koyuyoruz. Evet. O da ayrı bir lezzet veriyor bir yerde. Yani suya yapmıyoruz. Ben bu arada bir ayımla bir tavsiyede bulunayım. Ördek yapmaya kalkarlarsa, ördek suyuna bir de pilav yapsınlar, tavuk suyunu yapar gibi. Ördeği böyle göğsüne böyle lif lif edip içine versinler, hafif biraz sebzeyi zenginleştirsinler. Biraz da badem koysunlar, tavsiye ederim. Şimdi sevgili seyirciler, ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha oldu sizler mu? De hissetmişsinizdir. Mehmet abi çünkü... Burada bizim... Bu arada biz buna içine tabii ki geleneğimizi de kattık. Bizim burada pastırmamız ve sucuğumuz var. Kesinlikle ve kesinlikle biz bunu içine fasulyemizi geleneksel yani kuru fasulyemizin bildiğimiz içine... Kayseri usulü bir pastırma mı? Evet tabii, sucuklu ve pastırmalı diye ördeğimizi koyuyoruz. Ördek. Zaten daha sonra Musevi mutfağının etkisinden kurtulduktan sonra Fransız mutfağında da içine sosson dediğimiz Fransızların yaptığı bir salam vardır. Onun için tabii domuz var. Hmm. Orada domuz oluyor. Onu tabii... Onu katıyorlar. Ama oradaki amaç onu baharat, zengin o baharat keyfini, tadını fasulyenin içine verebilmek ve onu ördeğin tadıyla zenginleştirmek. Tatları karıştırmak, aromaları karıştırmak çok büyük bir marifettir. Peki dünya mutfağından sizin en çok mesela heyecanlandıran Türk mutfağının haricinde Fransız mutfağı mı? Hayır. Ben böyle bir, benim karımın, çocuklarımızın hiçbir şekilde bizim böyle bir saplantımız yok. Güzel olan her şey insana makbuldür. Ağzına heyecan verir, midesine zevk verir. Siz bak, çünkü her bir şey. 1980'li yıllardan beri, belki 70'li yıllardan beri bir hayat hikayenizi okuduğumda, hatta 16-17 yaşında başlayan bir yurt dışı seyahatleriniz babanızla beraber. Belki gitmediğiniz şimdi, ülke kaldı mı? Yok daha var. Daha dünya çok büyük. Ben daha babamı daha geçemedim. Babamın bir kere şansı şu. Babamın da bir zamanında gittiği ülkeler var. Bugün olarak gidilemiyor maalesef. Anarşi var, o var, bu var. Yani gidilemiyor bazılarına. Çok büyük şanssızlık o. Bugün biz sizlerden aslında duymak neyse istiyoruz. Biraz böyle o gezdiğiniz ve ha, sizin bakın hafızanızda kalan şimdi en önemli burada mutfaklardan da. Sucuğumuzu bir kere kesinlikle ama böyle sakın böyle kıl gibi kesmeye kalkmayın. Aman sakın ha. Ne olur. İnce değil yani. Şöyle hafif böyle gelecek ağzınıza. Yani biraz sonra Mehmet Bey, burada hakkını vermek lazım şöyle. Ördek butonu açıyor tamam, 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 hemen lütfen. Onu zahmetli olacak. Evet. Hemen sucukları keselim. Gibi. Sevgili izleyiciler, evet, o hikayeleri Mehmet Bey'den bizzat dinlemek istiyoruz. Ayrıca muhakkak yani çemenini çıkaralım. Muhakkak. Neyin efendim? Aslanın kenarındaki çemeni çemenini. Muhakkak. Bu çemeni sakın burada bırakmayın. Bunun tadını fasulyeye vermeyin. Bana göre. Benim için böyle. Olur mu? Evet. Yani bu şekilde muhakkak temizleyin bunun etrafı. Muhakkak. Mehmet Bey, içerisine biraz aroma versin diye taze kekik ve rozmeri attım. Olabilir. Ördeğimin içerisine. Tabii ki. Tabii ki. Tabii. Şimdi kapağını kapatıyorum. Rozmera. Evet. Rozmarin. Rozmarin. Biberiye. Tamam. Biberiye. Şimdi biberiye. Bir şey daha söyleyeyim. Bizim burada sizlere yaptığımız fasulyenin içindeki, pardon, kuru fasulyenin içindeki ördeği dediğim gibi bizim bahçemizden geliyor. Ama rozmarin, biberiye ve kekiğimiz de bizim bahçemizden geliyor. Onlar da sizin. Bizim maden suyu fabrikamızda, derenin kıyısında çok güzel orada ki bahçemizde bir takım böyle kekikti, biberiyeydi, lavantaydı vesaireydi. Onları kendimiz ekiyoruz ve taze olarak hepsini buna getiriyor. Ve Uludağ'ın o güzelim 600-700 metre bol oksijenli özel ortamında yetişiyor bunlar. Dere kıyısında, Nilüfer Deresi doğal nem içinde. Herkes sizin kadar şanslı yok değil ama yani mutlaka izleyiciler herhalde onları oralardan toplayabilme şansları var mı? Valla ormanda birçok yerlerde ciddi olarak kekik buluyorsunuz. Çok da güzel. Dağ çok kekik, güzel kekikler. Dağ kekiği doğru mu? Dağ kekiği. Evet. Mesela Yenice'nin
Uludağ'a doğru baktığınızda hafif böyle doğu yamaçlarında 1000-1200 metre irtifalarda muhteşem bir yaban kekiği var. Mor kekik tabir edilir. Mor kekik. Mor kekik. Biliyorsun galiba. Tamam. Pastaların içine mi katıyorsun yoksa? Hayır. Onu ekmeğe kat. Bir ekmek yapıyoruz. Biz maden suyu fabrikasında kekikle, rozmarinle ekmek yapıyoruz. Ya ekşi bir... mayadan. Kendimiz. Maden suyu fabrikamızda. Fabrikanın ekmek ihtiyacını... Hayır. Sizin kendi şahsınıza... Dostlarımıza, misafirlerimize... Onları yapıyoruz bir yandan sonra. Köpüklendi bu yalnız. Bu kadar, evet, alıyoruz. Onun köpüğünü alacağız şimdi. Şöyle, buyurun efendim. Şalım götür. Sevgili izleyiciler, şu anda hanımlar, beyler, kuru fasulyenin, Barış'cığım, burayı belki görmek istersin sen de. Olma. Gel. Evet. Üzerindeki köpüğün alınmasının faydası nedir Fatih Hocam? Geçen programda yani, size söylemiştim. Evet. İsterseniz siz bir kez daha misafirlerimize, değerli izleyenlerimize hatırlatın Doğukan Bey. Hatırlatın. Arzu çalışmadığım bir yerde. Mehmet Şerif, isterseniz köpüğünün almasındaki fayda nedir o anlatsın size. Bir kere önce bir görüntü, bir kere bir de glutenini alıyorsun, bana göre önemlisi. Nişastasını alıyorsun fazla. Nişastasını alıyorsun. Yemeğin prosesini alıyoruz. Evet. Anladın mı? Bana en önemlisi burada fazla nişasta alıyorsun bir kere. Gerek yok. Zaten hepimiz yeterince bizim nişastamız var. Sen en daha benim becerim kayboldu. Sen belki sen kendi yap. Küçük kızım bir hayat yapsın, bilmiyorum. Sesin gelsin. Yani şey yap. Şöyle. Evet, demek evet. Ki sevgili şimdi bizim burada bir de başka bir şeyimiz daha var. Yine burada fasulyeye bir daha ayrıca kaz ciğeri ilave ediyoruz. Ha, kazın ördek ciğerini. Kaz ciğeri bulamıyorum Türkiye'de. Ördek ciğeri ilave ediyoruz. Biraz altını kısmak istiyorum ben onun. Tamam. Köpürmeye devam ediyor şefim. Efendim, peki çorba kaynarken içerisine atmış olduğumuz ürünlerin devam edelim mi? Önce mantıyı atalım Arzu ederseniz. Kayseri mantısından evet, bahsetmiştik, kurutulmuş daha bakalım. Öncesinde. Bunu kurutuyoruz biz. Örneğin göğsüydü evet. Değil mi bu evet. Mehmet abi? Evet, evet. Onu da biz koymuyoruz galiba için. Çok az koyuyoruz. Evet. Hepsini atabilirsiniz. Evet, çıkıyoruz. Evet. Alayım ben bunu, yardım edeyim tamam. Size. Tamam, burada. Bunu buraya bırakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Havuçlarımızı, fasulyemizi. Kabağımızı. Ve kabağımızı. Bu mevsime göre değişebilir bu, mevsime göre. Peki bu arada kuru fasulyemiz için kullanacağımız ördek göğsünde kuşbaşı doğrayalım mı? Evet, tabii Bey. Tabii ki. Aman. Evet, problem yok. Problem yok. Aman. Altını kıstık. Evet, ve köpüğünü tamam. Aldı. Evet, aldı. Alabildiği kadar. Alabildiğimiz yani, kadar aldık. Bu donuk bu. Evet. Bu donuk. Evet, şu anda konsemin içerisine ördek... sebzelerimizi attık. Biraz onların yumuşaması gerekiyor. Yumuşaması gerekiyor. Ördekli kuru fasulyemiz için de Mehmet şefimiz şu an ördek göğsümüzü doğuruyor. Onu soğan ve soğanla karamelize edeceğiz biraz, doğru mu? Evet, yalnız Rıfat şefim sen bugün gerçekten buna... rahatladın. Evet, ben çok rahatım. Vallahi hiç bulaştırmıyor sizi. Evet. Yok ya. Şu an Mehmet etliye süslüye, sütlüye çok fazla karışmıyoruz. Aklıcığım gel, kıskanma evet. Gel. Sizden öğreneceğimiz çok şey var. Estağfurullah. Ya bu arada ben, sürekli... Ben mutfağa girmediğim için ben tarifle yapıyorum her şeyi. Ben el melekemi kaybettim maalesef. Olsun, gayet güzel doğuruyorsunuz. Oğlum benim, yani oğlum benim bu konuda hakikaten o maşallah. Çok, peki siz evde geldi. Girer misin Mehmet abi böyle ara sıra da olsa? Pazar günleri bizim hep biraz karmaşa oluyor. Tabii cumartesi pazar günü olunca bütün herkes mutfağa giriyor bizde. Tamam mı? Kavga çıkıyor. Önce beni kovuyorlar. Şimdi nedir? Bu arada ben kaz ciğerini anlatayım. Kaz ciğeri bu da aynı şekilde. Musevi Mutfağı'nın geliştirdiği, ufak bir blok bu. Musevi Mutfağı'nın geliştirdiği bir muhteşem bir gastronomik zevki. Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da yapıyor bu. Ördekleri ve kazların özel bir beslenme şekliyle, şimdi bunu tarif etmiyorum ama uzun zaman alacak, ciğerleri büyütülüyor. Ve ciğerin içine de hayvanın yağlarını özel yöntemlerle tekrar o içine girmesini sağlıyorlar. Dolayısıyla hayvana şükür olması gereken karaciğeri oluyor, fuası bu kadar. Ama böyle doğal olur. Doğal yollarla. Tabii, tamamen doğal yollarla. Evet. Tamamen doğal. En ufak bir, zaten bu çok sıkı bir kontrol altında olan bir şey bu. Bir apelasyon bu. Dolayısıyla yani coğrafi işaretleme bunlar. Anladım. Böyle hiç kimse öyle arzu ettiği gibi bir şey yapmaz böyle. Yani kafasına göre. Mümkün değil. Hele Avrupa Birliği'nin ve bu gastronomiyi kendilerine
bir gelir ve kültür kabul etmiş ülkeleri alırsanız bunlardan mümkün değil bir ara sonlar. İmkanı yok. Bu da bunu maalesef Türkiye daha yapmadık. Biz bunu ithal eden arkadaşlarımızdan alıyoruz, hazır alıyoruz ve yapıyoruz biz bunu. Hı, yani bunu alıyoruz, dışarıdan alıyoruz. Evet, tabii. Geliyor size. Bu aslında, şimdi aslında ben bunu ikram etmek isterim bu arada. Bir tavanız varsa bir, ya bir tavada bir şey vereyim de size ikram edeyim isterseniz bir. Tabii ki. Neyse. Tereyağı mı yapacağız? Tereyağı da. Evet. Ya kuru üzüm var mı? Üzüm var mı? Kuru üzüm. Kuru üzümümüz geç, yok maalesef şu tamam, an. Tamam geç boş ver. Evet. Geç. Tabii biz bunu da katıyoruz içine. Fasulyenin içine. Bu da muhteşem bir rahiye. Son finalde atıyoruz doğru mu? Evet. Evet, eriyor. Evet. Eriyor bu. Evet. Ağda çok az gider bu. Eriyor bu. Bu arada ben soğanlarımı doğradım kuşbaşı. Hafif yağda soteledikten sonra tamam. Sizin doğramış olduğunuz ciğerleri, ördeklerimizi de içerisine atacağız. Tamam. Salçalı suda tamam, pişmeye bırakacağız. Teflon var mı? Var efendim burada. Ha, var arka var. Peki evet, tereyağı versene. Tereyağımız sucuk, önümüzde sucuk hemen. Sucuk ve şey pastırmayı. Onu da sen oraya ver. At oraya. Ben bunu yapacağım. Peki. Bu yanıyor mu? Bu da yanıyor. Tamam. Bunu bana yakar mısın? Yakız. Gel bakalım. Hayalim. Tabii buradan şöyle dursa. Tamam. Şimdi kızdırmış bakayım. Evet Doğukan Bey, peki fasulyemiz kaynıyor orada. Evet. Burada konservemiz tahta var. Tahta maşa var mı? Var efendim. Tahta kaşığımız hemen. Tahta maşa maşa. Maşa mı istiyorsunuz? Maşamız da var burada. Buyurun. Tahta yok mu? Tahta bunun plastikleri kullanıyoruz. Evet bunları kullanıyoruz. Peki. Bir bakayım bir dakika. Tamam sen bırak. Peki, ama onu elme. Onu elme. Kızdı mı? Aha. Kızdı mı? Evet. Evet Doğukan Bey, az önce bahsetmeye çalışmıştım. Fasulyelerimiz şu an haşlanma pozisyonunda. Yine konserve çorbamızda, ördek konservemizin sosu hazırdı zaten. Sebzelerimiz içerisinde değerli misafirler ölmeye başladı. Mehmet Bey kaz ciğerimize tereyağlı birlikte sotelemeye başladı. Yalnız bir şeyin görmüyor. Farkındasın değil mi hala? Evet. Mehmet Bey'in İnoksan Akademi mutfağına da ne kadar hakim olduğunu. Kesinlikle evet. Vallahi rahatça dolaşabiliyor. Yani, çok müthiş görüntüler ya, değerli izleyenler. Mutfak gelenekseldir. Mutfak burada da yaparsın. Yerde ateş evet, doğru mutfak yaparsın. Mutfak her yerde mutfaktır mutfak, bizim mutfaktır için. Ya. Evet. Ne olacak Allah aşkına? Mutfak mutfaktır. Ne herhangi bir sıkıntı yok. Ya ben bunu tabii bunu çeviremiyorum. Mümkün değil de bu. Maşa da yok. O zaman sen mesela bana maşa. Maşa ayırsın. İki çeşit maşamız var efendim. Hangisini arzu ederseniz. Bunu verelim size. Yalnız çok güzel koktu onlar. Ya ne diyorsun ya? Çok leziz. Buraya ben seni nasıl bir tane kokar. Güzel. Ona yapıyorum ben seni buraya. İnanılmaz derece pahalı bir ürün bir de. Öyle mi? Evet. Yok be. O kadar da abartma. Evet. Abartma, abartma. Yani kilosu 600-700 lira. Doğru mu? Doğru. O civarlarda. Doğru. Evet, o civarlarda. Ama yani bundan güzel bir kilo yemiyorsun. Evet. Yani zaten hasta olur, hasta olursun. Bundan tavsiye edilen miktar porsiyonda 30 gram filandır insan başı. Yani. Çok pis boğazsan 50'dir. Adam başı. Yani o. Şey bu. Hala'cığım sen bu çorbayı karıştırır mısın peki? Tamam. Evet, güzel görünüyor. Evet. Kürdan varsa ikram edelim arkadaşlarımıza ya. Tamam bu kapıyı versin. Kürdanımız var tabii ki. Hadi dur. Aman. At ağzına. Hadi. Var mı ben? Kürdan var. Ali Usta'm burada var. Arzu edersen gel, sen Ali de bizimle birlikte Ali güzel gel, bulabilirsin bak, sevgili Ali Usta'm. Bir ikram verin bak Ali Usta. Evet. Efendim Ali Usta'm bizim efendim, yıllardır efendim, beraber çalıştığımız ahçıbaşımız. Evet. Bütün bunları aslında beraber yapıyoruz Ali Usta'mla. sen bak al bu elini yapma. Şimdi sen bir ikram et bak. Kamera arkadaşlarımıza hepsine önce. Evet, o cazırtıyı görsünler tereyağındaki evet, cazırtıyı. Şöyle bizim görsün. Rahmetli Cemal abinin tereyağının cazırladığı gibi. Salihacığım gel sen böyle. Bu tarafa gel. Ocağı kapatalım. Ben kapatayım. Hmm. Evet. Vallahi muhteşem oldu ha. Tuzunu atmak ister tamam, misiniz? Kapattım. Sonra... Memnuniyetle. Ver. Finalde. Tuzu da ver. Malzon tuzu var arzu ederseniz. Burada. Ha ver ver. Bu tuzu da. Evet ver. Küçüğü alayım. Ver. Onlar. Evet küçüğünü alayım. Evet, aslında aslı kambiyasını bu. Evet. Ben çok fazla tuz yemediğim için benim ayağım kaçırmayın. Korkuyorum buna da. Tamam. Çok fazla evet. Tuz almadan. Bu peki, arada ördeklerimizin göğsü herhalde
o sote konumunda değil mi? Evet, şu an soğan ve ördeklerimizi pişiriyoruz. Ördek sote. Evet, kavuruyoruz. Şimdi salçasını vermemiz gerekiyor Mehmet Bey. Efendim? Salçasını kontrol etmek ister misiniz? Hayır. Ördeğimizi. Kafana göre tak. Kafamıza göre takılalım. Yani. Pekala. Ev salçası mı? Kafamıza göre takıldığımızda biz böyle yapıyoruz. Şimdi bakın, çok önemli bu. Abdülmecid'in mutfağına kraliçe Öjeni geliyor. Fransız kraliçesi. Arada bir aşk ilişkisi var, o tabi ilave edilir ama tevatür edilir. Tamam, burada pilav özellikle kraliçe Öjeni'nin çok hoşuna gidiyor. Nasıl yapılıyor diyor. Bizim geliyor Fransız aşçı lokantaya, mutfağa giriyor. İşte yazıyor. Bizim aşçımız Bolu Usta garar. O karar. Hepsi karar. Hep göz kararı. Ondan sonra, evet, ondan sonra o tutuyor, şey yapıyor. Hepsini tutuyor, yazıyor. Gram 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 yazıyor. Kendisi yapıyor, lapı oluyor. Bizim Bolu ustamızın ahçı lapası, şey, lapı böyle tane tane dökülüyor. Ateşini ayarlıyor. Ateş etmiş. Ateşi de karar diyor. Tamam mı? Her şey ateşin karar. Miktarı. Ve, tabii ki. Her şey öyle. Her şey öyle. Bu arada biz sevgili izleyiciler, gerçekten de program nasıl başladı, nasıl biz ilk reklam arasına giriyoruz henüz anlamış değilim açıkçası. Peki, o zaman başla reklam. O zaman reklam başla. Yani şu an nasıl kontrol edebileceğime valla şey yapamıyorum. Kendim bile şu anda şaşırıyorum. İnşallah ikinci bölümde biraz daha sohbet Mehmet Bey'den, dünya mutfağından biraz daha bahsetmek istiyoruz. Gördükleri... Tabii. Gezdikleri mutlaka çok keyiflidir. Yedikleri onda kalsın ama bize gördüklerini anlatsın diye. Şimdi, Inox'tan katkılarıyla Patron Mutfak'ta kısa bir reklam arası, sonra tekrar birlikteyiz, bizden ayrılmayın.